Android cihaz sahiplerinin merakla beklediği uygulamalar arasında yer alan Instagram nihayet Google Play Store'a geldi. Türkiye'deki Android cihaz sahipleri Google Play Store'a girdiklerinde Instagram'ı göremeyebilirler. Instagram diye arattığınızda karşımıza çıkan arama sonuçları içerisinde Instagram'ı göremiyoruz. Ancak bu telefonunuza Instagram'ı yükleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. İnternet tarayıcınızı açın. Teknobloğa girin. Burada Instagram ile ilgili yazımızı bulun. Instagram'ın Android uygulaması yayınlandı başlıklı yazımızın altında bir bağlantı göreceksiniz. Google Play Store bağlantısı. Buna dokunduğunuzda karşınıza iki farklı seçenek sunacak. Bu bağlantıyı Google Play Store'da aç seçeneğini seçin ve karşınıza görmüş olduğunuz gibi Instagram'ın Google Play Store üzerindeki bağlantısı sayfası çıkacak. Biz daha önce yüklemiştik Instagram'ı, buradan açalım. Görmüş olduğunuz gibi Instagram karşımızda. Basit bir giriş ekranı var. Buradan eğer ilk kez Instagram kullanacaksınız, üyelik işlemlerini, üyelik kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Çok basit bilgiler isteniyor, fazla bir şey istenmiyor. Biz daha önceden bir hesap oluşturmuştuk. Bir kullanıcı adımız var hesabımıza. Buradan hemen giriş işlemlerini gerçekleştirelim. Evet, işte karşımızda Instagram'ın Android uygulaması. Görmüş olduğunuz gibi iPhone uygulamasındakine benzer bir kullanıcı arayüzü var karşımızda. Çok fazla bir farklılık yok. Ana ekranda Instagram kullanıcılarının yapmış olduğu son paylaşımlar yer almakta. Takip edilen kullanıcıların paylaşımları görüntüleniyor. Burada popüler bölümünde Instagram kullanıcılarının, sizin takip ettiğiniz veya etmediğiniz Instagram kullanıcılarının fotoğrafları yer almakta. Popüler içerikler burada listeleniyor. Buradan dilediğiniz gibi fotoğraflara bakabilirsiniz. Ortadaki düğme doğrudan Instagram'da paylaşacağınız fotoğrafı çekmenize veya o ilgili fotoğrafı fotoğraf galerisinden almanıza olanak sağlıyor. İkisinden bir tanesini seçebilirsiniz. Kamerayı seçtiğinizde karşınıza cihazınızın kamera uygulaması çıkıyor. Buradan fotoğraf çekip gönderebiliyorsunuz veya fotoğraf galerisindeki herhangi bir fotoğrafı da seçebilirsiniz. Buna birazdan geleceğim. Burada haberler bölümü var. Takip ettiğiniz kişilere dair güncellemeleri, onların beğenilerini, paylaştıklarını görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra sizin aktivitelerinizde sizi takip etmeye başlayanları veya sizin takip ettiklerinizi, sizin fotoğrafınızı beğenenleri hepsini buradan görebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. En son sekme, profil sekmesi. Görmüş olduğunuz gibi burada kaç fotoğraf paylaştığınızı, sizi kimlerin takip ettiğini veya sizin kaç kişiyi takip ettiğiniz görüntüleniyor. Grid şeklinde, ızgara görünümünde Instagram'da paylaştığınız fotoğraflar görüntülenmekte. Bunun yanı sıra aynı fotoğrafları bir liste şeklinde de görebilirsiniz. Bir blog tarzı görünümde eklenmiş uygulamaya. Ayarlar bölümüne girdiğinizde buradan yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Beğendiğiniz fotoğrafları görebilirsiniz. Profil ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Kamera ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Instagram'ın advanced, geliştirilmiş kamerasını kullanabilirsiniz. Tabii bu geliştirilmiş kamera özelliği tüm cihazlarda çalışmıyor. Eğer düzgün bir deneyim elde etmezseniz bunu devre dışı bırakın deniyor. Ve geliştirilmiş kamerayı seçtiğimde, bakalım çalışıyor mu? Evet, çalışıyor gibi gözüküyor şu anda. Instagram'ın geliştirilmiş kamerası bu. Buradan fotoğraf galerisine atlamak mümkün. Bunun sıra flaşı açıp kapatmak mümkün. Ancak görmüş olduğunuz gibi şu anda test cihazımız HTC Sensation X'e ve bu geliştirilmiş kamera düzgün bir şekilde çalışmıyor. Bunu buradan kapatalım ve normal şekilde kamerayı kullanmaya devam edelim. Ayarlar bu şekilde. Buradan kullanıcı çıkışı yapıp başka bir kullanıcı adıyla oturum açabilirsiniz. Paylaşımlarınızı Facebook, Twitter, Foursquare ve Tumblr üzerinden yapmanızı sağlayan çeşitli ayarlar da burada mevcut. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Bir fotoğraf paylaşımı gerçekleştirelim. Kamerayı açalım. Hemen yanımızda bulunan bir objenin fotoğrafını çekelim. Bitti diyelim. Evet, çekmiş olduğumuz objenin ayarlarını yapalım. İstediğimiz bölümünü kırpıp onu paylaşımını yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi paylaşım alanını genişletmem mümkün. Kare şeklinde bir paylaşıma izin veriyor Instagram. Fotoğrafı görmüş olduğunuz gibi kaydettim. Buradan altta görmüş olduğunuz filtrelerden herhangi birini uygulayıp fotoğrafı farklılaştırabilirim. Zaten Instagram'ı farklı kılan, onları insanların gözünde çekici kılan da bu.
Bunu uyguladım. Buradan renk ayarı yapalım. Biraz daha farklı bir bak atalım. Dilersen buradan resmi döndürebilirim. Aynı kalsın bu şekilde. Şimdi detaylar. Buradan fotoğrafın çekildiği yerin coğrafi bilgilerini eklemem mümkün. Şöyle yazalım. Bir açıklama yazalım. Denemelik fotoğraf diyelim. Alttaki bölümde bu çekmiş olduğum fotoğrafı Twitter, Facebook, Foursquare gibi servislerden paylaşmamı sağlayan çeşitli ayarlar var. Tabii ben daha önce ayarları yapmadığım için ilk paylaşımda bu ayarları yapmam istenebilir. Ben bunları hiç girmiyorum. Doğrudan upload deyip çekmiş olduğum fotoğrafı gönderiyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu fotoğraf şu anda Instagram'daki beslemem üzerinden, Instagram'daki profilim üzerinden yayınlandı. Instagram'ın Android uygulaması bu şekilde çalışmakta. iPhone uygulamasıyla karşılaştıracak olursak, hemen iPhone uygulamasını da açayım sizlere. Tabii iPhone uygulamasında görmüş olduğunuz gibi daha gelişmiş bir kamera bulunmakta. Bunun dışında ana ekrana bakacak olursak çok fazla bir fark yok görmüş olduğunuz gibi. Yine aynı sekmeler alt bölümde yer almakta. Temelde iki uygulama da birbirine oldukça yakın olmuş. Tabii Android tarafında geliştirilmiş Instagram kamerasını her telefonda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. HTC Sensation X örneğinde olduğu gibi. Tabii desteklenen telefon sayısının daha da artacağını düşünüyoruz ileride. Bu şekilde Instagram Android'de çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacaktır. Instagram Android uygulaması ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.